Medya Haber'den merhaba. Bakış Açısı programıyla birlikteyiz. Cahit Mervan arkadaşımız Bakış Açısı programını her salı akşamı sunuyordu. Bundan sonra da her salı akşamı yine Cahit Mervan arkadaşımız sunacak. Bugüne özgü olarak ben Bakış Açısı'nı Cahit Mervan arkadaşımızın yerine sunuyorum. Türkiye'de ırkçılığı konuşacağız. Özellikle Kürtlere dönük ırkçı saldırılar son günlerde yeniden gündeme geldi. Bunları Ahmet Baros'un eski başkanı, hukukçu Mehmet Emin Aktar ve HDP Urfa milletvekili Ömer Öcalan ile konuşacağız. Ömer Öcalan da kısa süre içerisinde Skype hattımızda hazır olacak. Mehmet Emin Aktar hattımızda. Sayın Aktar, hoş geldiniz yayınımıza, öyle diyelim. Ve hemen ilk soruyla birlikte de sizinle başlayalım. Doğrusu biraz hukuksal boyuttan yola çıkarak başlayayım istiyorum. Yani belki Türkiye'de ırkçılığın son dönemlerde artmasını, özellikle Kürtlere dönük ırkçılığın artmasını da değerlendirirsiniz ama diğer taraftan saldıranlar da kısa sürede serbest bırakıldı. Hem bu ırkçılığın son dönemde bu kadar artması hem saldıranların kısa sürede serbest bırakılmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Ne dersiniz? Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kuşkusuz meseleyi sadece serbest bırakma üzerinde değil ama bütünlüklü olarak ele almak gerekiyor. Dünyanın birçok ülkesinde yaygın biçimde ırkçılık var. Yani en gelişmiş ülkelerde bile ırkçılık var. Başlangıçta ama Türkiye'de şimdi meseleye baktığımda ırkçılığın aslında devlet eliyle örgütlenen, üretilen bir şey olduğunu görüyor. Çünkü herkes ırkçılığın psikolojik, bazıları psikolojik bir rahatsızlık olduğunu söylüyor ama ırkçılık böyle bir şey değil. Irkçılık sonuçta çoğu zaman eğitimde, toplumsal koşullanmayla, devletin bu işi kışkırtmasıyla ve toplumu buna yönlendirmesiyle gelişen bir tutum olduğunu gözlemliyorum. Türkiye'de de bu böyledir. Şimdi siz eğitim sisteminde her gün Türk'üm doğruyum, çalışkanım diye bir eğitim sistemini önünüze koyduğunuzda her yeri sloganlarla süslediğinizde çocukluğundan beri gelişen yetişen bir çocuk haliyle tabii ki kendi üstün görecek. Bir de egemen olduğunu, mesela dili egemendir. Başkası onun dilini öğrenmeye çalışıyor. Yani hem yasal düzenleme hem egemenliğin sürdürülüş biçimi ve kuruluş biçimi açısından da onu bir üstün ırk, bir üstün millet olarak görüyor. Diğerlerinin tümünü kendisine bir teba ve tabi olarak görüyor. Bu açıdan bakıldığında da onların yegane görevi ona hizmet sunmak, onun refahını yükseltmek, onun konforunu sağlamak, onun dilediğini yapmak gibi alıyor. Bu böyle gelişiyor. Ve sonuçta da herhangi bir sonuçla karşılaştığında, örneğin bir ırkçı saldırıya yeltendiğinde, kalkıştığında bunun karşısında egemenliği kullanan devletin kendisini kollayacağını ve cezalandırmayacağına hiç kimse inancı var. Son olayda da bunu gördüm. Bu yeni bir şey değil, sürpriz de değil aslında. Bu mesele aslında bir kriminal bir mesele açısından baktığımızda, örneğin iki kişinin kavgası şeklinde baksaydık, bir basit yaralama ya darp etme meselesi baksaydık, elbette bir tutuklama düşünülmeyebilirdi. Ama buradaki mesele daha vahim. Bir toplum kesimine, bir millete mensup olan, bir dile, bir kesime, etnik gruba mensup olan kişiye sırf bu mensubiyetinden dolayı bir saldırı var. Bu açıdan bakıldığında bu bir nefret suçu. Yani bu bir nefret suçu ve nefret suçu aslında Türkiye'de ceza kanununda suç olarak düzenlenmiş bir düzenleme. Tam da onu sormak istiyorum. Yani Türk hukuk sisteminde de karşılığı olan bir olguya rağmen bunlar yaşanıyor. Bu devlet politikasıyla mı ilişkili, yoksa hukuk sisteminin o sizin bahsettiğiniz tarihsel boyut içerisindeki şekillenmesinden mi ortaya çıkan bir sonuç? Yani günümüz iktidarıyla veya eski iktidarlarla kıyaslayarak söylemenizi istiyorum doğrusu. Bu açıdan baktığımızda nasıl bir tablo var? Şöyle bir şey bakın, bir benzetme kurmak istiyorum. Hani bazen olur ya, bir yerde gidersiniz, biriyle tanışırsınız. Kürdüm dediğinizde, mesela Diyarbakırlıyım dediğimde, ha olsun onlar da insan derler ya kimisi. Hani normal bir Türk öyle der. Bazen burada da arkadaşlarıma diyorum ki, genç meslektaşlarıma diyorum ki, bu kürsüdeki hakimler olsun onlar da Türk diyenlerin çocukları. O anneler yetiştiriyor bunları. O açıdan bu tutumu, ırkçı tutumu, saldırganlığı yapanların dışında karşılarına çıktıkları ve devletin bu egemenliği kullanmasının sonucu olarak bir yargıda bulunan
hüküm veren, özgürlüğü kısıtlayabilen hakim de ya da savcı da aslında onunla çok farklı bir bakış açısına sahip değil. Evet. Böyle bir bakış açısının sonucu ki bir ortaklaşma var ve mazur görme var. Evet. Yoksa öbür türlü daha objektif bakabilse, nefret duygusundan arınmış, üstlenici bir bakış açısına sahip olmasa hakim, dese ki bu ülkedeki bütün yurttaşlar yasalar önünde eşittir. Bu insanın Kürt olmasına dolayı saldırganlığın bu ülkede nefreti körükler. Bu ülkede ayrı bir çatmayı, gruplar arasındaki çatışmayı körükler. Bu açıdan ben buna izin veremem dediğinde bir cezalandırmaya, bir tutuklamaya gidebilirdi. Ama o da kendisi de bununla benzer bir bakış açısına, bir altyapıya sahip olduğu için de aslında buna yöneliyor. Bu saldırgan da bunu biliyor zaten. Saldırgan o saldırısını daha nasıl söylesem daha azgınca, saldırısını daha pervasızca yapmasının altındaki motivasyon da aslında buna ilişkin duyduğu güvendir. Sonuçta hukuk insanı dediğimiz kesimle saldırgan arasında bir ideolojik benzeşme var. Sayın Öcalan, size de önce hoş geldiniz diyeyim. Hemen Emin Bey'le başladık. Biraz hukuki boyutuyla ilgili meseleye bir girizgah yaptı. Doğrusu hem bu son dönemlerde ırkçılığın, özellikle de Kürtlere dönük ırkçılığın niye arttığını, onun nedenlerini size de sormak isterim bir. İkincisi belki bu boyutuyla da değerlendirmeniz mümkün olabilir. Yani hukukun saldırganlara dönük tutumu da dikkat çekici. Bu konuyla ilgili siz ne dersiniz? Öncelikle Emin Bey'e de size de selamlar, halkımıza da selamlar. Gerçekten kritik bir konu. Irkçılık, milliyetçilik, Kürt halkı üzerinde estirilen terör durumu gözler önünde. Bu ırkçılık gerçekten tarihsel olarak dünyanın birçok yerinde ezilen ulusa uygulanmıştır. Bunu biz Fanon'dan da alıp getirebiliriz. Siyah beyaz çelişkisi üzerinden de getirebiliriz. Hatta Hitler Alman milliyetçiliği ve ırkçılığı üzerinden de bakabiliriz. Türkiye'deki ırkçılık sadece bu olaylarla alakalı değil. Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunda derin kodlar vardır. Bizim bu kodlara dikkat çekmemiz gerekir. Mesele sadece Sakarya'da Kürtlere uygulanan şiddetle de fazla alakalı değil. Orada sadece video çekiliyor. Şiddet görünür kılınıyor. Yani şu 21. yüzyılın teknolojisiyle kısmen artık bu uygulanan ırkçı ve milliyetçi politikalar iletişim kanallarıyla ifşa edilir. Bir de bu işin görünmeyen boyutu vardır. Türkçülük nedir? Türkçülüğün ayrıcalıkları nelerdir? En kendine demokratım diyen Türk bu ayrıcalıklardan, imtiyazlardan vazgeçecek mi? Ya da biz ülkeyi demokrasi minvalinde mi tartışacağız? Yoksa yıllardır Kürtlere uygulanan, sadece Kürtler de değil Fehim Hocam, şu an 6-7 Eylül 5-6 Eylül aynı tarihten geçiyoruz. Bundan yaklaşık yıllar önce burada Rumların yerleri yağmalandı, iş yerleri yağmalandı. Evet. Hatta 1915'ler değil mi? 1,5 milyon civarında Ermeni'nin kaybedildiğinden bahsediyor. Gerçekten büyük trajediler. Şu an uygulanan trajediler Türkiye devleti bu noktada profesyonelleşmiş ve Türkçülük, Türklük bu ülkede bir ayrıcalıktır. Bu ülkede bir imtiyaz sahibi olmak demektir. Ve bu şekliyle şu an Kürtlerin pozisyonundan kaynaklı bu ırkçılık Kürtlerin başına patlıyor. Şiddet Kürtlerin üzerinde uygulanıyor. Sadece bunu ben hukuki boyutuyla tabii ki Mehmet Bey buradadır. Çok derin tartışabilir, açabilir. Ama şu anki eğitim sistemine gidin bakınız. Hukuk sistemine bakınız. Sosyal yaşama bakınız, siyasete bakınız. Hatta şuradan ele alalım mı? Şu kahvaltı hikayesinden değil mi? Evet, evet. Bir Kürt'ü temsil ediyor aslında. Bir kahvaltı hikayesi. Ona verilen cevap üstün Türk'ü temsil ediyor Sayın Fehim. Aslında biz siyasetin içinde de, toplumun içinde de bu konuları çok şekilde, çok geniş şekilde açabiliriz. Bir şimdi kahvaltı devletin aslında şekillendirdiği o eğitim sisteminden, tarihsel ırkçı boyutlardan bugüne evet dedikleriniz var. Emin Bey de biraz önce benzer noktalara
değindi devletin kodlarıyla ilgili ama şöyle de bir şey var. Örneğin mesela Diyarbakır'da bir sosyal medya deneyi yaptılar Ahmet'te. Orada işte çocuklara tutup açım diyerek kompütür verme filan orada bir aslında üstten bakma vardı. Daha Musa Orhan'ın tecavüzle ilgili tutuklanıp bırakılmasından sonra Işıl Özgen Türk demokrat bir yazar olarak kendisini tanımlar. Türkiye'nin sol gazetelerinden birinde Cumhuriyet'te yazıyor. O da tutup bir bütün olarak Batman'ı suçlayan, Kürt kadınlarını, Kürt toplumunu suçlayan bir üstenci bakış açısıyla yansıttı. Bu iyi niyetli ya da demokrat yazarların ırkçılığını nasıl yorumlamak gerekir, nasıl değerlendirmek gerekir? Mesele Diyarbakır'daki sosyal deney Kürt'e biçilen roldür. Kürt'ün çocuğu, Kürt'ün evladının nasıl davranması gerektiğini basın yoluyla aslında bir enjekte ediyor. Ben ne için kahvaltı meselesini söylüyorum? Bir Kürt'ün ruh halidir o aslında. Biz demokrasi, barış çözelim en hunharca bir insana yapılan bir tekliftir. Diğer tarafta da Türk'ün ruh halidir. Üstenci Türk'ün ruh halidir. Kan davalıdır, düşmandır, kabul etmiyor. Kabul etmediği için de bunu açık bir şekilde ifşa ediyor. Kendi kitlesini de, Türk ırkını da, milletini de orada aslında konsolide ediyor yani. Durum biraz böyle. Tabii ki Batman'la ilgili o tecavüz meselesi, en kendime demokratım diyen bir feminist ya da kadın noktasında hassas olan bir yazar bir şeyler yazdı. Hepimiz okuduk. Onun üzerine çok tartışmalar oldu. Aslında bizim kaçırdığımız Türklüğünden vazgeçecek mi? Türklük bir imtiyaz sahibi. Üste görüyor kendini. Beyaz Türktür. Kürt'ün nasıl davranması gerektiğini Kürt'ü orada anlatıyor. Aslında Kürtler eğitimsiz. Kürtler kadınlara önem vermeyen ya da kendi insanını öde öyle o noktada ona o pozisyonu, o rolü veriyor. Biz kendimizi nasıl görüyoruz Fehim Hocam? İki cümle. Biz kendimizi nasıl görüyoruz? Aslında bizim onu da program içerisinde konuşacağız. Evet. Yani biz nasıl görüyoruz ve ne yapmalıyız kendimizi da önemli. Kendimizi nasıl görüyoruz? Kürt kendini nasıl görüyor? Evet, o da önemli. Daha onu biraz sonra konuşalım Kürt isterseniz. Aynen. Biraz bu girizgahı, meseleyi bütünüyle anlamaya dönük bir konuşalım. Akabinde hemen o konuya girelim. Gerçekten biz kendimizi nasıl görüyoruz ve çözümü nedir? Yani bu da önemli. Sayın Aktar, size de biraz önce söz ettiğiniz ama Türk hukuk sistemini de en iyi yorumlayan avukatlardan birisiniz. Deneyimli bir hukukçusunuz. Doğrusu devletin resmi ideolojisi söz konusu olunca Türk hukuk sistemi bir bütün olarak farklılaşıyor mu? Yani sonuçta bu hukuk sistemi aynı zamanda insan hakları evrensel bildirgesinde ve birçok uluslararası sözleşmeyi de işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ya da Avrupa Konseyi'nin koyduğu kuralları da uluslararası sözleşmeleri de kabul etmiş bir sistem. Yani bu çelişki değil mi? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, ilk bakışta bakınca çelişik gibi görünüyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Gerçekte Türkiye Cumhuriyeti aslında kurulurken iki temel dayanağı var. Güçlü, onlarla birlikte hareket ettiği, devleti kurumsallaştırdı. Birisi resmi ideoloji, diğeri kanun. Resmi ideolojiyi sürekli kılmış. Onun çeşitli versiyonları olsa da, renkleri olsa da, işte sol, sağ tanımlamaları olsa da tek bir resmi ideoloji var. Bunu zaten son dönemlerdeki farklı kesimlerden, benzer söylemlerden de anlayabiliyoruz bunu. Ama kanunu da çok etkili kullanmışlar. Fakat bu son içinde bulunduğumuz dönem tipik bir kanunsuzluk dönemidir. Yani tipik bir kanunsuzluk dönemini yaşıyor. Kanun yok artık. Kanun yok. Hükmü, yani gücünü şu anda devletin Kürt'e gösterdiği, bu son 4 yılda özellikle gösterdiği şey fazla gücüdür. Bir kendi egemenliğinden kaynaklı koyduğu kurallar değil. Yani adına hukuk dediği, kendi egemenliği sonucu koyduğu kurallar değil. Fazla güç. Zordur. Sadece zoru göstermiş. Geçmişte evet havuç ve sopa politikaları uygulanırdı ama şimdi havuç falan yok artık. Tipik bir zorbalık var ve bir sopa var sadece. Sadece bu gösteriyor. Her alanda. Zaten Sakarya olayı sonrası da evet
çok birkaç günde yani gördüğümüz olay sonrası da iki şey görüyoruz. Bir, mağdur edilen aileler köylerine geldiler. Dün ben de gittim Mardin'e gidip gelirken gördüm. Köyün yoluna panzerler konulmuş, araçlar konulmuş. Avukatının girişine, milletvekillerinin girişine, herhangi birinin girişine izin verilmiyor. Karantina deniliyor. Komik bir gerekçeyle. Diğer taraftan şüpheliler salıveriyor. Şüpheliler salıveriyor. Benzer olaylarda kamuoyunun tepkisini azaltmak, bu tür olayların tekrarlanmasının önüne geçmek, azaltmak, yani bunu caydırmak amacıyla da olsa kısa sürede olsa bir tutuklamaya gidilebiliyor. Normalinde eğer siz toplumu huzur içinde yaşatmak istiyorsanız bunu yaparsınız. Ama başka bir şey söyleyeyim. Ömer Bey'in söylediği meseledir. Yani Kürt nasıl bakıyor ve onlar Kürt'e ne rol biçiyor aslında. Bir biçimde de Kürt'ün üzerinden egemenliği sürdürmenin aracı da bu. Evet. Sopayı kafasında tutmak ve Kürt'ü böylece baskılamak. Baskılayıp tarif ettikleri bir role mecbur etmek, ona razı etmek. Tam bugünlerde 12 Eylül'ün yıl dönümü de 12 Eylül'ün yıl dönümü de yaklaşır. Yani bu 12 Eylül'de de 12 Mart'ta da 60'ta da daha önceki yıllarda da tarihe inersen 25'lere kadar denenmedi mi, yapılmadı mı? Yani akıl almaz mı bu yapılanma, bu sistem? Hiç kuşkusuz kendini tekrar ediyor, hiç mi öğrenmiyor falan diyebilirsiniz. Ama geçmiş tarihi açısından da baktığımızda kendi egemenliklerini bu bir şekilde sürdürmüşler. Zora dayalı olarak sürdürmüşler. Bir hukukla, bir adaletle bir şeyi sürdürmek, egemenliği sürdürmek gibi alışkanlıkları olmamış. Yani zor güçleri oldukça sürdürülmüş, olmadığında da geri çekilmiş. Osmanlı'nın toprak kaybına baktığımızda da benzer bir şey görüyoruz. Savaşla kaybederek geri çekilmiş. Yani kimseye kendi yönetme hakkını, kendi yönetimde söz hakkı olmasına eşitlikçi bir tutumu kendileri kabul etmemiş. Evet. Hiç olmamış bu. Tarihe baktığımızda da bu yok. Bunu nasıl açıklarız bilemem ama önümüzdeki dönem belki daha zorlu olacak. Peki. Bize evet bir rol biçiliyor, bir rol biçiliyor ve o rolü oynamamız isteniyor. Bu role itiraz ettiğiniz zaman, bakın bugün çok başka bir şey vardı. Bir öğretmen açıklamış. Öğrencimin adı Rojim, sınavda 90 bekliyor demiş. Bu kadar daha bariz bir tarif olamaz. Evet. Diyor ki adı Rojim, bir de 90 bekliyor diye yazmış. Bunu bir eğitimci yazmış. Evet, bir eğitimci adına utanç verici. Kürtsen diyor ki rolüne razı olacaksın. Ben daha başka bir örnek vereyim size. Çok ilginç bir örnek vereyim. Yıllar önce bir meslektaşım Ankara'da karşılaşmıştık. Yargıtay'da bir duruşmam vardı. Bir dava söyledim. Bir hukuki itilaf davası. Böyle bir dava dedim. Siz dedi, Diyarbakır'da böyle davalar mı açıyorsunuz demişti bana. Şaşırarak falan diye. Siz nasıl böyle davalar açarsınız gibi der gibi. Her alanda bu böyledir. Bilinçaltı o kadar güçlü beslenmiştir ki sizi aşağı gören, alt gören, kendinden aşağı gören bir bilinçaltı var. Bu ancak belki 100 yıl boyunca eğitimle bir dönüşerek değişebilir. Yoksa başka türlü değişme şansı yok. Peki. Bu Kürt'ün kafasına da renklidir. Çok ilginç daha başka bir şey. Andımızı kaldırdı bu hükümet. Bir yönetmelik değişikliğiyle. Bu yönetmeliğin iptalini isteyen milletvekili kimdi biliyor musunuz? Köken olarak Kürt'tü. Maalesef. Ben hatta kendisine karşılaştığımda bundan sonra her gün karşılaştığı her yerde çıkıp andımızı okuman gerekiyor. Türkçe bilmeyen annene de gidip bunu tarif etmen lazım, anlatman lazım. O andımızın ne dediğini. Kürt çünkü kendini onlarla aynı yerde görmek için kendini inkar etmek zorunda. Evet. Ya onu yapacak ya da hizmetçilik yapacak. Biçilen rol bu. Mahmut Esat Boz. İtiraz ettiğinde de bu zorla karşılaşır. Mahmut Esat Bozkurt da benzer bir şeyi söylemişti. Ben tekrar Sayın Öcalan'a döneyim. Biraz önce aslında söz ettiniz ama onu belki konuşacağız ama onu konuşmadan önce şimdi Kürdistan'dan söz ettiğimizde aslında büyük bir coğrafi zenginlikten de söz ediyoruz. Bu coğrafi zenginliğe, geniş topraklara onca olanağa rağmen Kürtleri mevsimlik işçiliğe zorlayan nedenlere ilişkin ne diyebilirsiniz? Yani sonuç itibariyle geniş bir kesim bunun bir devlet politikası olduğuna dönük hemfikir ama gerçekten sadece devlet politikası mı ya da başka nedenler de var mı? Bunu nasıl tarif etmek mümkün? Fehim Hocam sömürge politikasıdır. Ben Mardin'de 7 yıl kaldım. 3 yıl il eş başkanlığı yaptım. Çok iyi bilirim.
Mardin'le Urfa arası Cizre'ye kadar, oradan Rojava'ya kadar 10 milyonun üzerinde insanı besleyebilecek bir tarım alanı, yani bakir topraklardır. Devletin de kendince 40 yıldır başlattığı bir GAP projesi var, Güney Anadolu projesi. Maalesef bu projeyi de nasıl kullanıyor? Güvenlik politikaları doğrultusunda Kürdistan'ın kimi yerlerine baraj inşa ederek kullanıyor. Kürdün üzerinde bir sopa olarak kullanıyor. Bakınız, çok devasa büyüklükteki topraklara sahibiz. Aslında Urfa, Mardin, bunlar Diyarbakır sınır illerdi. Siz burada yapacağınız bir tarım, zaten burada Urfa'da GAP havalimanını yapınca çevresinde insanlar arazi satın aldılar. Oraya soğuk hava deposu yapıp buradan sözde üretilen meyveler, sebzeler Orta Doğu'nun ve Rusya'nın kimi yerlerine ihraç edilecekti. Devlet burada işte bahsettiğimiz sömüren sömürülen ilişkisi, ezen ezilen ilişkisi, nasıl siyah beyaz çelişkisi ve Kürt-Türk çelişkisi burada ekonomik alanda da kendini hissettiriyor. Bir Kürt'ün Sakarya'da ne işi olabilir? Buradan binlerce kilometre ötede fındık toplamaya gidiyor. Kendi arazisi var, kendi tarlası var ama işletemiyor. Kurudur ve susuzdur. Mardin bölgesi üzümcülük alanında, fıstıkta, mısırda, pamukta, buğdayda, mercimekte aslında bu noktada üretimin merkezi haline gelmesi gerekiyor. Maalesef bir savaş coğrafyası ve sömürge coğrafyası olduğu için bu insanlarımızın ekonomik olarak ayakları üzerine durmasını istemiyor. Eğer Kürt ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durabilirse, kendi kendine yetebilirse artık farklı bir arayış içerisine girebilir. Nasıl şöyle, bir arayış? Şöyle dikkat çekici bir durum var. Yani siz de dikkat çektiniz, sömürge politikası dediniz ama sonuçta sömürgecilik bir işbirlikçi sınıf yaratır ve onları zenginleştirmeye dönük adım atar. Ama son yıllarda görünen şu, işbirlikçisiyle, köylüsüyle, işçisiyle, emekçisiyle bir bütün olarak Kürtleri yoksullaştırma ve bölgeden sürme, insansızlaştırma politikası da göze çarpıyor. Yani kendi işbirlikçisine bile tahammül etmeyen bir düşmanlık politikası gözleniyor. Bu nasıl değerlendirilir? Yani kendi işbirlikçisine bile tahammül edememe siyaseti. Fehim Hocam, 21. yüzyılda Orta Doğu tekrar şekilleniyor. Orta Doğu'nun merkezinde de Kürdistan var. Kürdistan'ın içinde de aktif politik olan bir halk Kürtler vardır. Kürtler statü noktasında şu an ciddi talepleri vardır. Ondan dolayı sadece ekonomik alanda değil, askeri ve şiddet alanda da büyük bir baskılama durumu söz konusudur. Yani Antep'ten ötesi Kürdistan'a doğru gelince siz devletin burada uyguladığı şiddet politikalarını görebilirsiniz. Hala şu an içinde bulunduğumuz dakika itibariyle Urfa terörle mücadelede 4 insanımız gözaltında, 3 tanesine çok ağır işkence yapılıyor ve birçok ilde bu politikalar yürütülüyor. Mesele biraz bundan ibarettir. Ondan dolayı Kürt hedef haline getirilmiştir. Nasıl bir Kürt diyoruz ya, iradesi olan, gücü olan, sözü olan, karşı koyan, direnen, haksızlığı, yolsuzluğu, yoksulluğu kabul etmeyen Kürt'ü başta hedef haline getiriyor. Çevresindeki diğer kısmen politikaya ilgi duymayan insanları da onlarla birlikte aynı cenderede maalesef devletin hedefi haline gelmiştir. Şu an bakınız mecliste bazen ben bunu söylüyorum. Eskiden AKP'nin vekilleri çıkıp ahkam keserlerdi. Derlerdi ki biz de Kürdüz. Şimdi biz Kürdüz diyemiyorlar. Biz de Kürt kökenliyiz diyebiliyor. Artık devlet politikası siyasal İslam'ın, yeşil Türkçülüğün aslında beyaz Türkçülükten farkı olmadığı, beyaz Türkçülükten daha ağır koşulları dayattığının göstergesidir. Peki. Aslında. Peki. Emin Bey, bu son saldırıyla birlikte Kürtler arasında da çokça tartışıldı. Yani metropollere gitmek zorunda mıyız? Ya da oralarda bulunmak, mevsimlik işçi olarak ya da göçmen işçi olarak çalışmak zorunda mıyız? Diyenler de çokça oldu. Şimdi bu dönemde saldırıya uğrayanların bazılarının da geri döndüğüne tanıklık ettik. Gerçekten sadece geri dönmek üzerinden bir
çözüm üretilebilir mi? Ya da bu çözüm mü? Bu konuda tartışılıyor tabii. Buna ilişkin ne denilebilir? Kürt'te yaygın olarak yaratılan bir psikoloji de bu. Mağdur olan Kürt'te kabahati kendinde bulmak meselesi. Bunu son derece sosyal medyada gördük. Çok yoğun biçimde bu tür paylaşımlar da oldu. İşte yani bir yıl önce Şirin Tosun isminde bir gencimizin öldürülmesi, başka saldırıların Sakarya'da olması, Sakarya'da bu tür ırkçı saldırıların yoğun olması, merkez haline gelmesi, Kürtler artık çok oluyor, oradan çekilin, gitmeyin. Sakarya'ya neden gidiyorsunuz hala diye söylenmesi. Bunu bilemez sonuçta. Evet, bir zorunluluk olması, kimse Mardin'deki köyünden kalkıp Sakarya'ya bir çadırda yaşayarak çalışmaya gitmez. Gerçekten bir ihtiyacı vardır, zorunluluğu vardır. O onun için gitmiştir. Bunu anlamak gerekiyor. Sayın Vekilim'in söylediği mesele çok önemlidir aslında. Kürtistan toprakları, Kürtistan toplumunun tümünü beslemeye yetecek kadar verimliktedir, zenginliktedir. Ama şunu görmek lazım. Son işte 35 yıllık savaş yerinden çokça insan edildi. 4000 üzerinde köy boşaltıldı. Bu açıdan bakıldığında demografik yapıyı değişti. Bu aynı zamanda önemli ölçüde ekonomik yapıyı da değiştirdi. Yaygın işte tarım alanlarının kullanılmasının önüne geçildi. Hayvancılık azaldı, önemli ölçüde azaldı. Aracılık azaldı. Birçok alanlarda aslında bir gerileme var, başladılar. Yani yıllardır, yüzyıllardır sürülen belli ekonomik alanlardan toplum olan çekildi ve o alanlar boşaldı. Boşalınca da aslında çok önemli ölçüde bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya geldi. Bu da haliyle bu mevsimlik işçi olarak başka bölgelere gitmeyi beraberinde getiriyor. Bu önlenebilir mi? Evet. Merkezi hükümet yapıyorsa muhtemelen yerel yönetimler açısından bu teşvik edilebilirdi. Bunun önüne geçebilirdi. Ama şunu görüyoruz. Son 4 yılda artık yerel yönetimler değil. Artık bir kayyum cumhuriyeti var ve kayyum cumhuriyeti üzerinden çalışılıyor. Bu açıdan yani toplum tamamen çaresiz. Tamamen çaresiz. Siyasal öncülük yapması gerekenler de önemli ölçüde bir kardeşlik edebiyatı üzerinden bunu görmemeye başlayınca sıkıntılı gittikçe de daha büyüyor. Peki bu konuda yapılması gereken şey toplumun kendi içinde kendi reflekslerini geliştirmesi. Reflekslerini derken bir karşı koyma anlamında söylemiyorum. Irkçı bir dalgalı değil. Ama bunun bilincine varması ve bu konuda ekonomik olanaklarının ne şekilde yaygın biçimde oluşturabileceğine ilişkin daha çok sivil alana dönük demokratik oluşumlara girişmesi, yeni iş alanları, yeni iş imkanları yaratması gerekiyor. Bunu bu toplumda yaratamazsak ve insanlarımızı başka yerlere zorla gitmek konusunda zorunlu hale getirirsek, mecbur bırakırsak bu saldırının önüne geçebiliriz. Tabii bu saldırının önlemenin en önemli yeri devletin bu konuda bir tutum almasıdır. Devletin tutum almayacağını biliyoruz, bu görülüyor. Sürekli tekrarlanıyor. Kürt'ün bir kez kabahati kendine bulmaktan vazgeçmesi. Bize bir rol biçiliyorsa bu rolü oynamaya itiraz edeceğiz, karşı koyacağız. Ama bunun karşısında da bize bir şey dayatıldığında da mağduru suçlama psikolojisinden vazgeçeceğiz. Bunu yapmazsak aslında istenen şeye de biz de hizmet etmiş oluruz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Mağduru suçlama psikolojisi mesela Kürtler arasında nasıl gelişiyor ya da öyle bir olgu? Çok ilginç bir şey. Bakın şu son bir tartışma vardı. İşte ismini vermedi, ben de vermeyeyim. Bir gazetecinin, bir yazarın Kürt kadınlarını aşağılamak üzerinden bir tecavüzcüyü aklamaya çalıştı. Birbirinden örtülü olarak aklamaya çalıştığı yazıyla başladığımızda. Mesela özür dilerken bile bakın bunlar var mıydı gibi yine suçlayarak, Kürt'ü suçlayarak, yani mağdur edilen Kürt'ü suçlayarak. Buna destek olan birçok Kürt de oldu. Dediler ki biz onu yanlış anlamışız. Biz niye Efendimiz'i doğru anlama becerisi gösteremiyoruz? Biz Efendimiz'i doğru anlama becerisi üzerinden kendimizi suçladığımız sürece bu olmayacak. Bizim Efendi'yi reddetmemiz gerekiyor. Kürt Efendi'yi reddetmediği sürece bu efendilik ilişkisini yok saymadığı ve reddetmediği sürece aslında bu kendini tekrar edecek. Bundan kurtulmak gerek. Bu kardeşlik edebiyatı üzerinden olmaz. Kardeşlik edebiyatı yanlıştır zaten. Bir eşitlik edebiyatı üzerinden kurtulmak gerek. Eğer bir slogan koyacaksak ortaya bu bir eşitlik olmalı. Bu kardeşlik olmamalı. Kürtler siyaseten de, sivil olarak da bütün demokratik alanlarda da eşitliği öne çıkarmalı. Bu eşitliği bilince çıkarmadığım sürece ve bize efendilik tasyanlara da bunu doğru anlatmadığım sürece bu gelişmeyecek. Bu kendini tekrar edecek.
sürekli Kürt'ü çok geri kalmış. Bakın Türk filmlerinde bile Kürt'ü nasıl görürsünüz geçmişten beri? Nasıl görürsünüz? Bozuk bir Türkçe ile konuşan insan olarak tanımlar. Evet. Geçmiş yıllarda çok demokrat bir, muhtemelen sizin de belki ekrana da bazen çıkardığınız bir gazeteci bir yazısında şunu yazmıştı. Kürtçe'ye sahip çıkarken bu sanırım ana dille savunma meselesinin tartışıldığı dönemde ve yazısını şöyle bağlamıştı. Unutmayın arkadaşlar demişti. Kürtçe evimize temizliğe gelen Fatma Bacı'nın binamızın kapıcısı Mehmet Efendi'nin dilidir aynı zamanda. Bakın en demokrat gördüğünüz kişi size gördüğü şey kadınlarımıza temizlik, kişilik, erkeklere de kapıcılıktır gördüğü yani uygun şey. Bu bir efendi bakışıdır. Onun için bu efendi bakışını yıkmazsak, biz de sonuçta kafamızı sürekli biçimde bir efendi yaratmaya devam edersek bundan kurtulamayız. Önce evet. Bunu reddetmemiz gerekir. Peki. Reddetmemiz gerekir. Evet. Ömer Bey aslında siz de biraz önce Kürt kendisini nasıl düşünmeli derken Emin Bey'in gündeme getirdiklerini söylemeye hazırlanıyordunuz ama yine konu açılmışken ona devam edebilirsiniz ama özellikle son 4-5 yılı da değerlendirmenizi istiyorum. Yani Cumhuriyet'in başlangıcından bu yana AKP-MHP'nin Kürt düşmanı siyasetinin etkilerini de bu efendi köle ilişkisi üzerinden tanımlanan ırkçılıkta nasıl görmek mümkün ya da şekillendirmede buna ilişkin de görüşlerinizi beraberinde söylerseniz sevinirim. Fehim Hocam durum şöyledir. Şimdiye kadar 18 yıl öncesine kadar biz beyaz Türk Kemalist ideolojiden çektiklerimizi biliyoruz. Bu son 18 yıla kadar bu bahsettiğimiz Kürtlerle birlikte kısmen onlar da kendilerinin mağdur olduğunu, zarar gördüğünü söyleyen, kısmen kendini siyasal İslam olarak tanımlayan yapı Kemalizm'den aslında daha derin yani bir farkı olmadığını biz görüyoruz. Siz neden son 5 yıldan bahsediyoruz? Bir taraftan MHP'nin temsil ettiği kara Türkçülük geleneğinden gelen, diğer taraftan da yeşil faşizmi temsil eden ve bunu Kürtler üzerinden uygulayan bir sistemden biz bahsediyoruz. Biz kendimizi nasıl tanımlamalıyız? Mesela ben somutlaştırmak babında söyledim başta. Şimdi siz kahvaltı teklifi yaparsınız. Hanımefendi size kan davalı olduğunuzu söyler. Karadenizli bir vekil ne der? Karadenizli bir vekil de diyor ki herkes Karadeniz'de bilir ki siz kan davalı olduğunuz birinin evine gitmezsiniz. Bilmiyorum aslında çok somut, çok açık, çok net şeyler ifade ediyor. Burada mesela biz kendimizi doğrudur demokrasi, evrensellik, insan hakları bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır. Ben buna geçmeden önce araya girip küçük bir şey daha söyleyeyim. Evet. Daha iyi anlaşılmak için belki söylemem gerekir. Evet AKP 18 yıldır iktidarda ama savaş tamtanlardı. Son 5 yılda çalmaya başladı. Yani önceki yüzüyle ilgili söylenebilecek çok şey var. Çünkü bu dönemdeki söylemleriyle işte Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye kahraman gibi karşılanan Erdoğan işte Kürtlere ilişkin birçok adım attığını iddia eden Erdoğan aynı Erdoğan değildi. O anlamda bir dikkat çekmeydi. Yoksa takdirci olduklarını ben de biliyorum kuşkusuz. Fehim Hocam siyasal İslam Kürt'e yaklaşımı nedir? Biz din kardeşiyiz yaklaşımın ötesinde doğrudur. Zaman zaman Ahmet'te Kürt sorunu benim sorunum diyenler ya da kimi 2013, 14, 15'i görmezden gelme gibi durumu söz konusu olamaz. Olumlu şeylerdir. Ama işin arka planında siyasal İslam, ümmetçilik potası adı altında Kürtleri eritme siyaseti uyguluyor. Bunu bazen bölgedeki Hizbullah'tır, diğer dini partilerle yapmak istiyor. Kemalizm ne diyor ki? Ya diyor hepimiz aslında insanız. Hepimiz o potada eritiyor. Bunlar ümmet adı altında, siyasal İslam çizgisi adı altında eritmeye çalışıyor. Evet. Tabii ki şu an strateji değişti. Strateji nasıl değişti? Biz 2023'ten sürekli bahsediyoruz. 2015 ile 2024 yılları arasını biz 1914 ile 23 yılları arasında kısmen benzer yönler vardır. Eğer biz o kıyaslamayı yapmazsak
Kürtlerin statü talebi vardır. Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durum vardır. Osmanlı hayalleri vardır. Bunlar Misak-ı Milli'den bahsediyor. Kürtlerin diğer Misak-ı Milli sınırları dışında kalan, biz buradan gireriz, alırız Rakka'yı, Takka'yı, Mınbiç'i, oradan Musul, Kerkük yaparız. Misak-ı Milli'yi tamamlarız. Kemalizm 100 yıl önce bunu yapmadı. Biz şimdi bunu yapacağız. Anlayışı var, doğrudur. Ben olumlu yönlerini, hatta o 2013-15 yılları arasında bu bahsettiğimiz Kürdistanlılar, Kürtler, Kürdistan'a geldiler, köylerinde ev yaptılar. O yakılan yıkılan, Mehmet Bey'in şimdi bahsettiği 4000 köy, yavaş yavaş insanlar geri dönüşe başladı. Ve 2015 seçimleri de artık bir röntgen çekildi. Kürtlerin gerçekliği göründü. Kürtlere aslında eritemedikleri, bitiremedikleri, tüketemediklerini gördüler. Bu sefer şiddet politikasıyla devlet kendi koduna döndü. Türkçülük kodunu daha fazla hissettirdi ve şu an durum böyle. En demokratı dediğimiz, şimdi yazarlardan bahsediyoruz, aydınlardan bahsediyoruz. Tabii ki bu işin öncülüğünü onların yapması gerekiyor. Ama kimse de kusura bakmasın, Türkiye ne bir İsviçre, İsviçre dünyanın en demokratik ülkelerinden biri, ya da Norveç, Danimarka bir ülke değil yani. Ya da aşk ve sevgi ülkesi de değil maalesef. Bu ülkede günde onlarca Kürt lince uğruyor, Kürtlerin gençleri öldürülüyor ya da dağları, taşları bombalanıyor. Bu gerçekliği görüp biz ne yapabiliriz? Bizim iki çıkış yolumuz vardır. Evet. Bir, ulusal değerler, milli değerler etrafında kenetlenmeliyiz. Diğer taraftan da demokratik ve eşitlikçi bir perspektiften hareket etmeliyiz. Peki Türk aydınları ne yapmalıdır? Türk aydınları tabii ki hepsini kapsamıyor ama %90'ı bu noktadır. Yani o Türkçülük ayrıcalığından vazgeçecekler mi? O üst perdeden konuşma, ya Kürt bilmez, Kürt anlamaz ya da yapılan bir tecavüz olayını, bu şiddet durumunu böyle pornografik bir şekilde anlatmak, hakaret eder bir şekilde, bundan bir an önce vazgeçmek lazım. Peki. Eğer Kürtlere insan yerine koyuyorlarsa, Kürtleri farklı bir halk olarak görüyorsalar, bir kere bu dilden vazgeçip herkesin geçmişiyle ve şimdiyle hesaplaşması gerekiyor. Çünkü Almanlar yaptı onu. Almanlar Nazi döneminde katledilen Yahudiler ve diğer halklar noktasında kimi noktalarda geçmişiyle yüzleşti. Şimdi biz geçmişle yüzleşmeyi bırakınız. Şu an yaşanana alkış çalan binlerce insan, milyonlarca insan var. Evet. Yani gerçeklik de budur. Türkiye'de maalesef ben %80 diyeyim, devletin Kürtlere uyguladığı politika, şiddet politikasında maalesef %80'i bu politikalarda iknadır ve Kürtler kendisine dönmelidir. Kürtler kimseden aşağı değildir, kimseden düşük değildir, kimseden eğitimsiz değildir. Kürtler Orta Doğu'nun en kadim halklarıdır. Dilleri de, kültürleri de kimisine göre, evet, medeniyet dili olmayabilir. Üstenci bakış açısına göre Kürtler kadim bir halktır ve bu noktalara mücadelesini vermelidir. Bizim kendimizi kimseye de ispat etme gibi bir durumumuzda söz konusu değildir. Aynen, onu da ispat etme söz konusu değildir diyorsunuz. Emin Bey, aslında Ömer Bey değindi ama ben yine birkaç gün öncesine dönüp Erdoğan'ın bir konuşmasından örnek vermek istiyorum. Yani adeta dünyadaki en demokrat ülke biziz dedi. Ve herkes de aynı mesafeyi söyleminde bulundu. Yani bunu değerlendirirken gerçekten inanıyor mu? Onlar açısından bu bir hakikat mı? Ya da çok etkili bir algı operasyonu mu yürütüyor? Yani özellikle bu son yılların siyaseti ve topluma dönük bu türden farklı söylemleri ya da hakikati tersine çeviren söylemleri nasıl değerlendirmek gerekir? İkincisi, gerçekten o üstten bakışın değişmesi için Kürtlerin dışında toplumun diğer kesimlerinde de bir rol düşüyor ama diğer kesimlere ilişkin ne dersiniz? Yani şimdi ne söylemesini bekliyordum? Ayrımcılık yapıyorum, ikisine zorbalık yapıyorum, haklarını ihlal ediyorum demesini beklemiyordum. Peki bunu söyleyecek. Bütün yöneticiler böyle söyle. Tutuklu herkes aslında bir hukuka uygun davrandığını ve ezdiğinin iyiliği için bunu yaptım. Şimdi kadar böyle oldu zaten. Yazan çizen de böyle oldu. Irkçılık yapan da, ayrımcılık yapan da, baskı yapan da aslında bunu bütünü bizim yararımıza yaptıklarımız.
çalıştılar. Bize baskıyı yararımıza uyguladılar. Bir düzen sağlamaya çalıştılar. Bu sürekli böyle söylendi aslında. Mesele şöyle aslında. Bir yanıyla aslında dayandığı bir iktidarını sürdüren, dayandığı kesimi memnun etmek. Ona uygun bir dil oluşturmak. Çünkü öyle bir toplum kesimi oluşturulmuş ve o toplum kesimine uygun bir dille hitap etmek. Herkese eşit mesafedeyiz. Kendi toplumu açısından bu doğru olabilir. Doğru olabilir. Zaten diğer tarafı ötekidir. Siz zaten toplumda bu ayrımı koyduğunuzda, öteki yarattığınızda öteki düşmandır sizin için. Ve bir nefret objesi haline gelmişler. Yani öteki olan, düşman olan kişi nefret edilecek kişidir, kesimdir. Bu açıdan onunla siz diğerleriyle eşit mesafede değilsiniz. Onu söylemek istediği şey bu değil zaten. Yani öteki gördüğü, karşıda gördüğü, düşman olarak algılattığı kesimle diğer kesimle aynı eşit mesafedeyim demiyor zaten. O açıdan bakıldığında kendi içinde bir tutarlılığı var aslında. Kendi kendine doğru söylüyor. Ha, öteki benim düşmanım, o bir mesafede duruyor zaten. Diğeri zaten desteklediğim, dayandığım kesimde onlar açısından bir ayrım yapmıyor demek meselesi. Bu şey değil tabii ki. Yani bu retorik üzerinden bir sonuca varmak da kolay değil. Zaten olanı biteni doğru algılamak, doğru tanımlamak ve ona göre yeni tutumlar belirlemek gerekiyor. Ama toplumun geniş kesimine şöyle bir propaganda pompala diyor. Yani Kürtlerle sorunumuz yok, işte onlara televizyon açtık, işte dillerini kullanabiliyorlar, işte üniversitelerde kendileriyle ilgili bölümler var deyip bunun propagandası üzerinden sorunu ifade edip ama diğer taraftan da sokaktaki insanı terörist ilan edip pekala 12 yaşındaki çocuğu da öldürebilecek kadar da ileri adımlar atabiliyor. Yani bu çelişki üzerinden soruyorum özellikle. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yani 1930'ların politikasına tamı tamına dönmek zordur tabii. Bir anlamı da yoktur aslında. Ya da 1950'ler ya da 60'larda artık bu saatten sonra Kürt yoktur. Bunlar daha Türküdür. Edebiyatı da artık bir karşılığı yoktur o açıdan. Çünkü artık Kürdistan ismiyle bir bölge yönetimi var. Artık Kürtler diyelim ki Rojava'da ayrı bir statüye doğru gidiyorlar. Yani orada ayrı bir Kürt oluşumu oluşacak. Bunların bütünün olduğu bir dünyada, iletişim çağında, çok fazla sayıda Kürtçe televizyonun olduğu bir çağda artık bu saatten sonra Kürtçeyi yasaklamak, Kürt yoktur demenin bir karşılığı yok. Bu açıdan ne yapacaksınız falan diye. Kürt'e kendi kurduğunuz televizyondan kendi diliyle küfür edeceksin. Bu da etkili. Yani onun haline bunu söyleyeceksin. İlk dönemlerde falan daha iyi bir Kürtçe kullanılıyordu şimdi. Yani bu TRT Kürt'ü dedikleri televizyon kanalında da. Şimdi bazen dinlediğimde çok berbat şekilde. Kürtçe çok kötü. Haber dinleyemiyorsunuz zaten. Haber programı dinleyemiyorsunuz orada. Asla dinleyemiyorsunuz. Çünkü tahammül sınırlarınızı zor yani. Zorluyor. Geçen bir adeta Doğu Perinçek'in kanalına dönmüş diyordu. Yok, o daha iyi. Onu hiç olmasa izlediğinizde ne izlediğinizi biliyorum. İnsanın kendi dilinden insana hakaret edilmesi daha ağır geliyor. Daha ağır geliyor. Bu açıdan bakıldığında böyle bir şey var. Böyle bir tablo var. İşte Kürt ne oluyor? İşte milletvekili oluyor diyor. Partisi var, milletvekili var, belediye başkanı seçiliyorlar. Tamam. Vallahi o milletvekili olan, belediye başkanı olan tümü cezaevinden de geçiyor. Her halükarda. Bir şekilde yarın tümü özgeçmişlerini çıkardıklarında hayatlarının bir döneminde gözaltı ve cezaevleri gördüklerine yazılacaktır. Evet. Bazen siyasetçilere bu espriyi yapıyorum. Moral vermek açısından diyorum ki Kürt siyaseti cezaevi hikayesi yoksa iyi bir siyasetçi değildir. Onun için üzülmeyin. Siz de bu dönemi geçireceksiniz falan diye. Peki. Kendi müvekkillerime de bu tür kötü espriler yapıyorum tabii. Bunlar var. Ama şey açısından söylemek gerekiyor da evet durum çok iyi gözükmüyor aslında. Diğer açısından bakalım. Türkiye açısından çok iyi görünen o. Belki bu savaşı bu şekilde bu yayılmacılığı daha çok taprak kazanmayı belli bir ekonomik güçle yapabiliyorsunuz. Enerji kaynaklarına ihtiyaç duydunuz. Ne kadar gelişmiş olursanız olun dışa bağımlılıktan kurtulamadınız. Biz dünyada bunu yapma şansına sahip değilsiniz. O sınırlara gelindi. Her tarafta yeni enerji kaynakları bulma adına da örneğin Türkiye'nin başka yerlere el atması, yönelmesi bunun da sonu geliyor. O açıdan bakıldığında Kürtler açısından ya Kürtleri baskılayarak diyor ki çıtayı düşürmek suretiyle bir şeye ikna etmek. Bir açıdan ikna etmek. Ve onunla belki yarın bir çözüm dayatmak Kürt'e. Ya da kopma. Böyle bir şu anda izlenen politika edindiğimiz izlenen Kürt'ü bir şeye daha çıtası düşük bir çözüme
zorlayarak ikna ettim meselesini. Peki. Gerisi siyasetçilerin işidir. Benim işim değil. Ben sadece onları doğrudan doğrudan savunuyorum. Tamam. Son 7-8 dakikamız. Ben bu 7-8 dakika içerisinde her ikinizin de mümkünse 3'er 3,5 dakika kadar bir yanıt vermenizi isteyeceğim. Biraz da işin çözüm boyutuna bakalım. Ömer Bey size sonuçta HDP kendisini Türkiye Partisi olarak tanımlıyor. HDP de dahil diğer iktidar dışı partilerin bu ırkçılık karşısındaki tutumuna ilişkin ne söylenebilir? HDP belki diğerlerinden farklı önemli oranda ama onun da etkisi ne oranda hissediliyor? Bununla ilgili mümkünse kısaca görüşlerinizi alırsam sevinirim. Doğrudur Fehim Hocam. Normalde bizde bir Kürdistan statüsü olsaydı keşke bir Kürdistan partisi içerisinde çalışmalarımızı yürütseydik. Maalesef Türkiye anayasal olarak, yasal olarak Türkiye'nin bir siyasi partisi olarak görünüyoruz. Ama Türkiye'nin birinci kangrenleşmiş sorunu Türkiye'deki ırkçılık, şiddet, milliyetçilik noktasında var. Biz bu şeyi nasıl, sizin sorunuza nasıl cevap vereyim ben? Bakınız Libya tezkeresinde her şey gözler önünde. Libya tezkeresinde MHP'den daha faşist olan İyi Parti, CHP muhalefet yaptı. Dedi buraya sizin asker göndermeniz doğru değil. Biz savaşa karşı olduğumuz için gönderilen tüm tezkerelere birçok noktada hayır diyoruz. Ama Rojava'da ne oldu? Suriye Rojava tezkeresi, Güney Kürdistan tezkeresi. Tüm partiler bu noktada ortak bir paydada buluştular. Şimdi biz kendimizi tanırsak, görürsek biz ona göre pozisyon alabiliriz. Eğer biz şimdi doğrudur kardeşlik hukuku, ne bileyim demokratik siyaset, bunlar tabii ki anlamlıdır. Ama Mehmet Emin Bey'in dediği gibi eğer biz eşit olmazsak, sömüren sömürülen ilişkisi var, ezen ezilen ilişkisi vardır. Şimdi ikide bir kardeşlik vurgusu yapıyorsunuz. Sanki bu bir güçsüzlük gibi görünüyor. Aslında öyle değil. 21. yüzyıldaki durum ifşa oluyor, görünüyor. Irkçılık, faşizm, milliyetçilik. Ya Sakarya'nın bir köyünde bir şiddet durumu yaşanıyor. Kürt olduğu için kadınlar darp ediliyor. Ve bunu siz videolar aracılığıyla, teknoloji aracılığıyla Kürt'ü anlatıyorsunuz. Kürt kendini görüyor aslında orada. Orada sadece 3-5 aileyle alakalı bir durum değil. Aslında Kürt kendini orada görüyor. Hatta birkaç yıl önce turist olarak Güney Kürdistan'dan Karadeniz'i gidip ziyaret edip elinde kendi Güney Kürdistan yönetim bayrağı olduğu için saldırıya uğrandı. Ankara Etimesgut'ta Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı. Devlet ne yaptı? Devlet gitti Ağrı valisini oradan topladı, buradan topladı. Aileye geri adım attırdı. Kaç gündür Mazi Dağı'nda bunu yapmaya çalışıyor. Başaramıyor. Ben buradan Mazda'daki o genç kadın arkadaşları tebrik ediyorum. Bunu ifşa eden, röportaj veren genelde genç kadın arkadaşlardı. Maalesef orada aslında erkek arkadaşlar da var. Aile içinde bulunan erkek çocukları ya da oraya çavuş olarak girip çalışanlar en azından ben görmedim. Belki onlar da bu şiddeti anlatmıştır. Devlet bunun üzerine kapatmak için elinden geleni yapıyor ama artık Kürt gençleri bu noktada dimdik ayakta duruyor. Bir demokrasi ve evrensellik içinde milli ve ulusal değerler kaybolmamalıdır. Simbiyotik bir ilişki içerisinde bir yandan ulusallığı örmeliyiz. Ulusal değerler, ulusal bilinç, milli değerler. Diğer taraftan da demokrasi ve evrensel değerlere odaklanmalıyız. Bu iki yapı birbirini beslerse birbirini ileri bir aşamaya götürebilir. Yani doğrudur, karşımızda ceberrut devlet anlayışı var. Siz ne kadar demokrasi deyince üzerinize geliyor. Üzerinize geliyor diye demokrasi taleplerinizden vazgeçmemelisiniz. Ülkeye demokrasi gelse bundan Kürtler de faydalanır. Ama diğer taraftan Kürtler kendi gerçekliğini görmezse, kendilerini efendi, Kürtleri köle olarak gören anlayışı ifşa etmezse, tarihsel çözümlemesini alıp buraya getirmezse, Esad Bozkurt'u çözmezse, 1915'e bakmazsa, Zilan katliamına, Dersim'e, Koçgiri'ye, Şehzade'ye bakmazsa, 49'lar davasına bakmazsa maalesef kendi gerçekliğini göremez ve maalesef içinde yaşadığımız devlet gerçekliği de budur. Bu noktaya göre de
Kürt halkının pozisyon alması gerekiyor. Peki. Emin Bey, son soruyu da size soracağım. Sizin de mümkünse 2-3 dakika içerisinde cevap verirseniz sevinirim. Özellikle Kürdistanlı partiler üzerinden sormak istiyorum. Siz de onları yakından takip eden bir hukukçusunuz. Bu tür ırkçı saldırılara karşı bu akşam konuştuklarımız minvalinde bir ortak tutum almalarının koşulları gerçekten var mı? Yani Kürdistanlı partilerden de bu konuda çok ciddi bir ortak tutum gözleyemiyoruz ya da bilmiyorum, belki de ben yanlışım, ortak tutumları vardır. Benim yakından izlediğimi nereden çıkardım? Ben siyasi partileri yakından izlemiyorum. Ben toplumu izliyorum. Ben farkındayım, izlediğini biliyorum. Yok, ben bir ölçüye alakam yok ama muhtemelen tabii o Kürdistanlı partiler dediğiniz partiler Sanılmaz Dağı'na HDP'li milletvekilleriyle birlikte, bir grupla birlikte gidiyorlardı. Onlar da giremedi. Ortak bir tutum açıklama yaptılar mı? Ben izlemedim ama zaten açıklamaların yer alabileceği çok sınırlı sayıda medya organı var. Ama mesele bu bir şey değil. Aslında bir bakış açısından da bir netlik sağlamamıyor. Siyaset yapan, Kürt siyasetinin merkezinde bulunan, ana gövdeyi oluşturan ve o gövdenin destek verdiği siyasi parti açıklaması da şey dedi bunu. İşçi sınıfına, kadınlara yönelik saldırı olarak gördü. Çakarya'daki saldırıda aile Kürt olmasaydı saldırıya uğramayacaktı. Karadenizli bir aile olsaydı saldırıya uğramayacaktı. Kürt oldukları için saldırıyorlardı. Sayın Vekilimi de bir konuda düzelteyim. Karadeniz'e gelen Güney Kürdistanlı Kürt grubu bir Güney Kürdistan yönetimi bayrağını açmadı. Kürdistan bayrağını açtılar. Bunu bir partinin Takara İl Başkanı'nı geçen paçavra demesinden de bunu anlıyoruz. O biliyor ne olduğunu. O Kürdistan bayrağı. Yani 90 yılı aşkın bir zamandır kabul gören, bütün Kürtler de kabul gören bir alarengin tabii bir Kürdistan bayrağı. O bir herhangi bir partinin, herhangi bir bölgenin bir şey değil. Bunu bilen, tarihi geçmişini de bilen, ona sahip olan ki siz buna sahipsiniz, bunu biliyorsunuz. Başta bunlar hepsi bilir ki alarengin Kürdistan bayrağıdır. Ona saygı istemek her Kürt'ün hakkıdır. Hepimiz açısından bir hakkıdır. Aslında o bayrağa saldırı da Kürt'ün egemenlik kurma isteğine saldırıdır. Egemen olma isteğine saygıdır. Kendini yönetme isteğine karşıdır. Bunun bilincindedir. Bunu yapan ne yaptığını biliyor. Onu besleyen odur. Bir partinin bu kahvaltı verecek partinin il başkanının söylemi de ondan kaynaklanıyor. O ne söylediğini biliyor. Onlar ne söylediklerini biliyor. Önemli olan bizim de aslında bir ortak bulunduğu dilde oluşmasıdır. Ben partilerle bununla ilgili toplumun, Kürt toplumun bu konuda nasıl bir refleks göstereceği, nasıl bir tutum alacağı bu beni daha çok ilgilendiriyor. Bu olay olduğunda aslında sosyal medya üzerinde de Kürtler çok önemli bir tepki verdiler. Yani bütün kesimler, bütün herkes ortak bir tepki verdi. Bu son derece önemlidir. Ama önemli olan bu tepkilerde her konuda, önemli konularda da ortaklaştırmak. Bu konuda eğer ortaklaştırabildiğimiz takdirde şuna inanıyorum ki toplumun diğer kesimleri, yani bizim üzerimizde efendilik kurma iddiasında bulunan kesimleri de bir noktaya, bizimle daha eşitlikçi bir dil kullanmaya ve eşitlikçi bir ilişki kurmaya yöneltebileceğine inanıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zamanımız maalesef tamamlandı. Bir saniye şunu düzelteyim. Tek bir cümle isterseniz Ömer Bey. Resmi olarak Türkiye'nin de muhatap alması gereken bir bayrağı. Tabii ki Kürdistan bayrağı başımız gözümüz üstünde yeri vardı ve onun mücadelesini de veriyoruz. Resmi olarak muhataplık açısından ben söylüyorum. Ona bile saygıları yok maalesef. Evet, resmi olarak Güney Kürdistan bayrağı ve Türkiye'nin muhatabı orada. Ben tekrar her ikinize de teşekkür ediyorum. Sayın Ömer Acalan, HDP Urfa Milletvekili ve Sayın Mehmet Emin Aktar, Ahmet Baro eski başkanı ve hukukçu. Tekrar teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Pardon, medya haberde gündem diyorum, özür dilerim. Bugün Cahit Mervan'ın yerine Bakış Açısı programını sunuyordum. Bir Bakış Açısı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Bakış Açısı'nı yine Cahit Mervan sunacak, sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.